Futbolun şehirlerinde bu hafta Ağrı Dağı kadar yüce, Aras Nehri kadar coşkun, Serhat şehri Iğdır'dayız. Iğdır, Türkiye'nin en doğusundaki şehirlerimizden biri ve son yıllarda özellikle futbolda yaptığı atılımla dikkat çekiyor. Bu yıl yaptığı transferlerle ve hedefledikleriyle Iğdır Spor'u araştırmak için biz de Iğdır'a geldik. Tabii Iğdır'a gelmişken Iğdır'ı gezeceğiz, tarihi ve kültürel değerlerini sizlere tanıtacağız ve kayısı diyarı Iğdır'ı sizler için baştan sona gezip dolaşacağız. Iğdır'a soğuk bir günde geldik ama hala hava güzel, gezmemize müsaade edecek kadar iyi. Biraz yağmur var ama o da bizi engellemeyecek. Iğdır'ı tüm detaylarıyla bu programda bulabileceksiniz. O zaman ne yapalım? Hiç vakit geçirmeden hemen gezmeye başlayalım. Iğdır'da, Tuzluca'da tuz madenlerindeyiz. Burası gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok geniş tüneller var burada ve o tünellerin içerisinde burada yaşayan tüm medeniyetler aslında tuz üretmişler. Urartulardan beri bu mağaraların tuz için kullanıldığı söyleniyor. Biz şu an tuz terapi merkezinin içerisindeyiz ama diğer tarafta da tuz üretimi hala devam ediyor. Burada öyle bir tuz var ki Türkiye'nin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitesi var. Günde 60 ton yaklaşık tuz üretimi yapılıyor diğer tarafta. Burası ise turizme açılmış durumda. Şu an isteyenler gelip bu mağaraların içinde gezebiliyorlar. Çok yakında da sağlık turizmine açılacak. 2022 yılı içerisinde buradaki proje tamamlandığında sağlık turizmi açısından da çok önemli bir nokta olacak aslında burası. Ve buradaki terapi odalarında özellikle bronşit, astım gibi hastalıkların tedavi edilmesi planlanıyor. Biliyorsunuz tuz mağaraları bu tür solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Bu kadar genişini, bu kadar büyüğünü ben gezdiğimiz, gördüğümüz programlarda hiç görmemiştim. 2022 içerisinde burası açıldıktan sonra eminim çok büyük ilgi olacaktır. Iğdır'da Ejder Kervansarayı ya da Iğdır Kervansarayı olarak bilinen kervansarayın önündeyiz. Burası Iğdır'ın yaklaşık 30 kilometre kadar kuzeyinde Aras Dağları'nın eteğinde yapılmış. 13. yüzyılda yapıldığı biliniyor. Anadolu Selçukluların bu bölgede bıraktığı son abidevi eserlerden biri aslında. Ve o dönemki emir Şerafettin Ejder tarafından yaptırılıyor. Anadolu Selçuklu mimarisinin tüm özelliklerini taşıyor. Elazığ'da Çemişgezek'te bulunan bir kervansaraya hana da benzetilerek yapıldığı söyleniyor. Açık avlu sistemiyle iç mimarisi aslında görenleri kendisine hayran bırakıyor. Bölgedeki o dönemden kalan en önemli eserlerden biri aslında. Tabii aslında bu kervansarayın yaptırılmasındaki en önemli sebep hem tüccarların hem yolcuların buradan geçerken ihtiyaçlarını karşılamaları ve burada konaklamaları. Bu yol üzerinde, burası tam bir ticaret yolu olduğu için aslında yapılan çok sayıda kervansaray var. Hemen hemen hepsi de birbirine benziyor. Buranın taş işçiliği ve mimarisi de diğerlerinden biraz farklılık gösteriyor. Özellikle yan taraftaki bu silindir yapılar binaya da ayrı bir özellik katıyor. Thank you.
Iğdır'da Koçbaşı mezarları Akkoyunlar ve Karakoyunlar döneminden kalma. Çok ilginç, daha önce pek örneğini görmediğimiz mezarlar. Hem aslında bu mezarları hem de Akkoyunları, Karakoyunları ve bu bölgeye nasıl geldiklerini Serdar Gündoğdu ile konuşacağız. Tarihçi Serdar Gündoğdu yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi bu mezar taşlarından tabii ki bahsedeceğiz ama öncelikle isterseniz bölgenin biraz daha tarihçesinden bahsedelim. Akkoyunlar da Karakoyunlar da Iğdır bölgesinde yaşamış. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber bölgeye verilen isim Iğdır ismi. 24 oz boyundan birisi olan İğdır Bey'in isminden alınmıştır. Türklerin daha sonra bölgeye yoğun şekilde geldiği 11. ve 12. yüzyıldan sonra bu bölge tamamen Türkmen Ovası şeklinde bilinmektedir. Akkoyunların bölgeye gelişi işte kuruluşları olan 14. yüzyılın sonları. Ve Akkoyunlu Karakoyunların bölgeye gelişiyle bölgede çok yoğun bir Türkmen yaşayışı, Türkmen örf, adet, gelenek, kültür ve sanatı yaşamıştır. Koçbaşlı mezarlar ise Türkmenlerin bu bölgede bıraktıkları en önemli izlerdir. 14. yüzyılın başlarında bölgede benim tespit edebildiğim 10 küsür tane Türk boyunun varlığıdır. Farklı Türk boyu yaşamıştır. Bunlardan işte Bahadırlar vardır, Arapçiller vardır. Karakoyun, Akkoyunlular bu Türkmen aşiretlerinin konfederasyonu şeklinde oluşturulmuş Türkmen devletleridir. Evet. Koçbaşlı mezarlar ise Türk coğrafyasında ta Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar birçok yerde mezarlar üzerinde kullanılmıştır. Fakat şu anki bilgilerimizle şunu söyleyebiliriz. Koçbaşlı mezarların Türk coğrafyasında en fazla, en yoğun şekilde bulunduğu yer Iğdır şehridir. Ve tabii ki bir futbol kulübünün logosunda da aslında yine Iğdır'ın bir simgesini görüyoruz, değil mi? Evet. Ben ilk logoyu gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü Iğdır dahil olmak üzere çok bilinen bir ongun değildir. Yıldırım şeklindeki S harfi. Bu 24 Oğuz boyundan Iğdır Beyliği'nin ongunudur. Her beyliğin, her boyun bir ongunu vardır. Anadolu'da bu çok fazla modern zamanlarda kullanılmaz. Iğdır Spor'un logosunda da bunun kullanılması bölgenin Türklüğü ve Türk varlığının, kültürünün devamı noktasında çok ince bir düşünce olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Iğdır'da en önemli yerel lezzetlerden biri de tabii ki peynir ve özellikle de kaşar. Zeynel abinin Kızılkaya ile birlikteyiz. Onun üretim yaptığı tesisteyiz ve bize Iğdır kaşarının, bu bölgedeki kaşarın lezzetinin sırrını anlatacak önce. Evet. Neden bu kadar çok tercih ediliyor? Bu lezzetin sırrı nereden geliyor? Şimdi Iğdır'ımızın lezzeti bölgemizin merasından kaynaklanıyor. Yüksek kesimde, yüksek meralarda serbest gezinim hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütlerle yaptığımız peynir doğanın kendi lezzetini veriyor. Tamamen doğal üretim. Yani herhangi bir fenli yemle beslenmeden doğal, kendi ortamında, merasında hayvan salınımla otlamasını yapıyor ve onları elde ettiğimiz sınırlı sütlerle eski kaşarımızı yapıyoruz. Tabii birinci olarak meramızın önemi, ikinci olarak da peynir kültürü bölgede çok yaygın olarak var. Bu nesilden nesile aktarılıyor. Ben de ikinci nesil olarak şu anda üretim yapmaktayım. Biz geçmişin lezzetini geleceğe taşıyan bir firmayız. Peki bölge dedik, komşunuz Kars biraz daha bu konuda biliniyor ama Iğdır'da evet. Da bu üretim çok fazla bir şekilde aynen yapılıyor. Öyle.
ve çok da lezzetli peynirler üretiyorsunuz. Çeşitler nedir yani kaşarın dışında? Biz de Esti Kaşar'ın bir kolu olarak Iğdır'da üretim yapıyoruz. Çeşit olarak biz sadece Esti Kaşar yapmıyoruz. İşte göbek kaşarımız var, taze kaşarımız var. Artı işte beyaz peynir, klasik peynirler de üretmeye başladık. Tabii yoğurt ayranımız, tereyağımız da şu anda üretimimize devam etmekte. Ama burada Esti Kaşar yani. Tabii ki. Iğdır'a herhangi aynen biri öyle gelip buraları gezdiği zaman aynen ne öyle almalı? Esti Kaşar alıp. Esti Kaşar almalı. Niye? Çünkü bu bölgede olan peynirler olgunlaşma sürecinde doğru tamamlamış oluyor ve lezzetini de almış oluyor bu şekilde. Ve futbol tabii. Iğdır Spor 3. ligde ama yaptığı transferlerle herkes o takımı konuşuyor. Aynen öyle. Nerede olmasını istersiniz Iğdır Spor'un? Iğdır Spor'un tabii biz Iğdırlılar olarak geçmişten beri hep Iğdır Spor'un ileriye doğru gitmesini hedefliyoruz, düşünüyoruz, istiyoruz. Tabii çok ciddi bir yükselişe geçti. İnşallah Iğdır Spor'u ilk önce 1. ligde daha sonra da Avrupa liglerinde görmek istiyoruz. Iğdır'ın en önemli yerel lezzetlerinden biri de hiç şüphesiz kayısı. Hem tazesi hem kurusu çok lezzetli ve tabii ki Iğdır'ın al alması da meşhur. Yine meşhur lezzetlerden evet biri. Uğur Atsız'la birlikteyiz. Evet. Bize o anlatacak hem kayısıyı hem al almayı. Iğdır zaten bildiğiniz gibi mesela Malatya her ne kadar öne çıksa da Iğdır'ın kayısı her zaman bir numaradır. İriliğiyle, lezzetiyle, tadıyla. İhracat yapıldığı zaman bile yaş anlamında hiçbir kayısı Iğdır'ın yerini vermez. Şu şartlarda bile Iğdır'ın kayısını kuruttuğumuz zaman da evet hiçbir şekilde sertlik olayı olmaz. Evet. Bir tane de ben şöyle alayım. Elinizde kurumuş olan kayısıyı elinizde böyle ilk günkü gibi böyle ayırabilirsiniz. Çekirdeğini kendisinden çıkarabilirsiniz. Lezzet de aynı lezzettir. İkliminin de çok etkisi var. Elması da yine aynı şekilde. Peki onu anlatalım biraz. Bunun böyle kuru hali, sulu hali. Bu çok sulu olur, çok iri olur, çok lezzetli olur Iğdır'ın elmaları. Bunların yanında bir de sanıyorum nohuta benzeyen bir ürün var. Nohut değil mi? Nohut değil aslında. Nohutun kırığıdır bu. Kırığı. Lepe deriz biz buna. Evet. Bunu biz bozbaş denilen Iğdır'ın yöresel bir yemeği vardır. Onda kullanılırız. Etli yemeklerde kullanılır. Yoğurt aşı denilen bir çorbası vardır. Onda kullanılır. Yani bunu her şeyde kullanırlar Iğdır'da. Nohuttan farkı ne? Nohuttan farkı nohutun ikiye bölünmüş halidir bu. Daha bir lezzetli olur, daha bir güzel olur. Yani Iğdır yöresi her zaman bunu kullanır yani. Iğdır'ın simgesi leylek ve Iğdır'a geldiğinizi bu arkamda gördüğünüz leylek heykelini gördüğünüzde anlıyorsunuz. Artık ben Iğdır'a geldim diyebilirsiniz. Çünkü yılın 12 ayı Iğdır'da leylek görülüyor. Tabii ki göç edenler de var. Hatta burada leyleğe hacı leylek de diyorlar. Çünkü buradan göç eden leylekler aşağı Arabistan Yarımadası'na Medine'ye gidip geri geliyorlar. Ve o nedenle de bir bakıma hacı olmuş oluyorlar. Onun için burada leylek hem çok seviliyor hem de şehrin bir simgesi olarak görülüyor. Iğdır'a geldiğiniz zaman mutlaka bu leylek heykelini görüyorsunuz.
Iğdır valisi Sayın Hüseyin Engin Sarı İbrahim ile birlikteyiz. Eyvallah. Iğdır'ı ve Iğdır Spor'u konuşacağız tabii ki onunla birlikte. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Valim, öncelikle Iğdır'la başlayalım. Evet. Serhat şehri Iğdır. Evet. Türkiye için ve stratejik kültürel önemi açısından Iğdır'ı siz bize nasıl anlatırsınız? Iğdır'ımız Anadolu coğrafyasının bütününün muhteşemliğinin yanında kendi özel muhteşem bir yer. 3 ülkeyle komşu, yaklaşık 200 kilometre civarında hem Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırının birlikte bulunduğu Anadolu coğrafyasının önemli parçalarından bir tanesi. Serhat şehrimiz. Burası Türk dünyasına, Orta Asya'ya açılan kapımız. Aynı zamanda mikro klima iklimiyle, coğrafi özellikleriyle Doğu Anadolu bölgesinden daha farklılık gösteren, bugün de sizlerle yaşıyorsunuz, daha böyle yumuşak bir iklimin yaşandığı, gerçekten Doğu Anadolu'nun Paris'i diyebileceğimiz, diye nitelendirebileceğimiz kendine özgü çok güzel bir coğrafya. Sayın Valim, şunu sorayım, futbola gelelim. Şimdi Iğdır'da büyük bir atılım yapıldı futbolla. Ve herkes artık Iğdır Spor'u yapılan transferlerle tanımaya başladı. Eyvallah. Kısa vadede hedef tabii ki birlik yükselmek ama uzun vadede Süper Lig'e kadar gider mi bu yol? Burada beklentimiz elbette bir üstlük. Şu anda 3. ligdeyiz. Baldan 3. lige çıktık. Bir üst lige çıkacağız. Ben onu çıkacak olduğumuzdan inşallah diyorum. Hedefimiz elbette Süper Lig. Ama bunun dışında bizim şehirde amatör spor kulüplerinin işte boksta, teniste, judoda, atletizmde, yüzmede gibi alanlarda da asıl amaçlarımızdan bir tanesi de o. Gençlerimizin orada örnek sporcular çıkması, onların kulüp bünyesinde kalmaları, kulüp bünyesinde gerçekten ailelere ve yaşama, çevreye örnek olmalarını istiyoruz. Bu anlamda hem belediye olarak bizler destekliyoruz, hem Can Türk Bey destekliyor. Bir en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Yani elbette bu takımı Süper Lig'e taşıyıp şehirde bir birliktelik havası, bir hava oluşturmak istiyoruz. Çok iyi bir tanıtım olur şehir. Çok iyi bir tanıtım olur. Ama öbür taraftan altında da amatör spor kulüplerinin de canlanmasını, onların desteklemek, onların yaptıkları mücadelelerde onların yanında olmak, gerçekten Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları çıkarmak, Türkiye şampiyonları çıkarmak istiyoruz. Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sizler buraya geldiğiniz için, gelmenize vesile olan BN Spor TV yönetimine, arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah Süper Lig'de görüşürüz diyelim. İnşallah. İnşallah. Futbol camiasında 6 aydır aktif olarak uğraşıyorum. Gördüğüm konular var. Türkiye'de ciddi bir altyapı sorunu var. Gençler, inanılmaz gençlerimiz var. Futbola meraklı, spora meraklı. Biz onlara yol açarsak eminim ki Türkiye gençlerimiz bu anlamda ciddi bir yere gelecektir. Biz oyuncularımıza Iğdır'da yapmayı düşündüğümüz projeyi, gençlerin, çocuklarımızın futbola olan ilgisini anlattık. Onların bir misyon üstlenmeleri gerektiğini, bölgede futbolun, sporun kalkınması için görev almaları gerektiğini ilettik. Onlar da sağ olsunlar bu teklifimizi kırmadılar. Bu olaya sıcak baktılar ve hepsi seve seve Iğdır'a geldi. Tamamı karakterli oyuncular. Üstlendikleri görevin farkındalar. Daha ziyade şehirde gençlere abilik görevi üstlenecekler. Tabii ki Iğdır'da yıllardır futbola hasret kalmış, 16 yıldır profesyonel ligde oynayamamış, halkın inanılmaz bir ilgisi var. Bir de tabii sporun getirdiği birliktelik, onunla birlikte Iğdır'da inanılmaz bir beklenti, inanılmaz bir heyecan var. İnşallah biz de bu taraflara, bu ilgiye layık olmaya çalışırız. Iğdır Spor 3. Lig'e çıktığında şu bir gerçek ki tesis konusunda inanılmaz bir eksiği var. Şu anda Iğdır'ın tesisleşme anlamında hem sağ olsun Spor Bakanımızın hem bizim hem Vali Bey'in, yerel yöneticilerin ciddi bir desteği var.
Bu anlamda ilk olarak sahamızı yaptık. Şimdi tribünler yapılıyor. Antrenman sahaları, tesisler, ciddi bir yatırım söz konusu. Olay şu ki altyapısı olmayan, tesisi olmayan bir spor dalının başarıya ulaşması mümkün değil. Hedefimiz de üst liglere çıktıkça Iğdır'a 20 bin kişilik güzel bir stat yapmak. Allah nasip ederse biz her yıl bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. 3 yıl içinde inşallah Süper Lig'e çıkma hedefimiz var. Biz inanıyoruz. Spor kamuoyunun da buna inanmasını istiyoruz. Tabi bu konuda tek başına bizim gücümüz yetmeyecektir. Sporun paydaşları, spor kamuoyu, taraftarlarımız, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Eğer bizlere bu destek verilirse biz eminiz ki Iğdır Süper Lig'de Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olarak yerini alacaktır. Iğdır'da Kılıçlar Anıtı'nın önündeyiz. İlteriç Kaan Taşkınsu ile birlikteyiz. Türkiye-Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi Başkanı. Bize anıtla ilgili bilgileri o verecek. Öncelikle yüksekliği çok dikkatimizi çekti. Türkiye'nin en yüksek anıtı galiba. Evet, 43,5 metre ile Türkiye'nin en yüksek anıtı özelliğini taşıyor. Kılıçların yüksekliği 36 metre ama tepe ile birlikte 43,5 metreyi tamamlıyor ve Türkiye'nin en yüksek anıtı olma özelliğine sahip şu an. 1915 ve 20 yıllar arasında bölgede katledilen, soykırıma uğrayan Türklerin aziz hatırasını yaşatmak için bu anıt dikildi. 1997 yılında yapımına başlandı. 2 yıl süren bir yapım sonrasında 1999 yılında hizmete açıldı. 5 adet kılıçtan oluşuyor. Bu kılıçların birleşim noktalarına yüksekten bakıldığı zaman Türk bayrağındaki yıldızı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir kubbe şeklinde Selçuklu mimarisine o dönemki özelliklere atıfta bulunuyor. Anıtın kabzalarına baktığımız zaman at, kartal, bozkurt ve asker figürlerini görebiliyorsunuz. Bunda da geçmiş Türk devletlerine, Göktürk devletine, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'ne bir atıfta bulunuyor. Aynı zamanda bir müze burası değil mi? Tabii. Alt kısmında bir müze var. Şu an Iğdır Valiliği tarafından bir restorasyon çalışması var. Restorasyon çalışması tamamlandığında daha modern bir görünüme kavuşacak. Orada da tarihi belgeler, belgeseller, geçmiş dönemlerde yaklaşık 20-25 yıl önce Iğdır'da Gedikli, Hak Mehmet ve Oba köylerinde toplu mezarlar açıldı. O dönem şehit edilen Türklere yönelik. Onların bulunduğu fotoğraflar aşağıda sergilenecek. Aslında tabii bu anıtın yapılma sebebi çok da acı olaylara dayanıyor. Ondan da biraz bahsetmek gerekiyor. Bu bölgede toplu olarak bütün köyler yok edilmiş. Sadece bu bölgede değil aslında civar illerde de yaşanmış bu katliamlar. Yani kötü bir dönemmiş ve hepimiz için de bir acı olmuş o dönem. O dönem acı dolu olaylardan geçti. En başta şehrimiz, bölge şehirlerimizde. Doğu Anadolu'da bir soykırım yapıldı atalarımıza karşı. Az önce bahsettiğim gibi Oba köyünde, Hak Mehmet köyünde insanları su kuyularına doldurup öldürdüler, katlettiler. Aynı şekilde buğday dağıtacağız diye camilere çağırıp burada ateşe verdiler, yaktılar ve insanlarımızı katlettiler. Yüz binlerce insanımız burada katledildi. Ama geçmiş dönemde yapılan toplu kazı çalışmalarında bunlar gün yüzüne çıkarıldı. Ve aşağıdaki müzemizde de bunlar sergilenecek. Evet, belki de bunu dünyaya daha iyi anlatmak için bu müze ve bu anıt da bir vesile olur. Hepsinin ruhu şad olsun. Bir kez daha onları anmış olalım buradan. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan şehrimize.
Iğdır'da Şehit Mehmet Çavuş anıtı önündeyiz. Ziya Zakir Acar yanımızda, emekli Milli Eğitim Müdürü. Iğdır'ın kurtuluşunu konuşacağız ve anıtı konuşacağız tabii ki. 14 Kasım Iğdır'ın kurtuluşu, çok yakın bir tarihteydi. Iğdır'ın kurtuluşu ile ilgili, o dönemle ilgili neler anlatabilirsiniz bize? Iğdır gerçekten eski Türk bölgelerinin biri. Dede Korkut'a başkent, Oğuzlara başkent yapılmış, sürmeli olarak anılan bir mekandır. Burası geçiş bölgesi göründüğü üzere. Tabii ki Ermeniler özellikle bu bölgede çok büyük katliamlar yapmışlardı. Eski Türk bölgesi olan Aras'ın öbür tarafı, Revan, işte Türkler bir o tarafa bir bu tarafa geçerek burada toplu katliamlar çok yapılmış. Bunların 3 tane mezarın ulusal basının önünde biz toplu mezarları açtık, kamuoyuna gösterdik. Hatta 8 tane daha açılmamış toplu mezarlar da var. İşte 14 Kasım 1920'de Kazım Karabekir Paşa 15. Kolordu güçleri buraya gelirken milis kuvvetlerinin de desteğini alarak Mehmet Çavuş da bunlardan gönüllü olarak buraya katılan, Doğubaya Stavı'ndan gelen 6 kişiden biriydi. Ve buraya ilk şehidimiz Mehmet Çavuş'tur. Mehmet Çavuş Çankırı Ilgaz'dan ve yine aynı yöreden Ali Çavuş bayrağı göndere çekerek Iğdır'ın kurtuluşunu o zaman gerçekleştirdiler. Mehmet Çavuş 1920'de işte bu anıtı Mehmet Çavuş'un silah arkadaşları ve yöredeki o zaman yetkililer yaptırmışlardı. Iğdır'da terör örgütü nedeniyle şehit olan Mehmetçiklerimizi, askerlerimizi, polislerimizin de birer tane anıtı olmak üzere arka tarafa yerleştirildi. Hepsine minnettarız tabii. Hepsini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Rahmet, minnetle anıyoruz. Rahmetle ve minnetle hepsini anıyoruz. Iğdırlı olarak gurur duyuyoruz. Hani önceden böyle bir takım yokuydu. Hani şu anda Allah vekili kendisini ifade edebiliyor. Hani gerekse kupalar alır, gerekse Süper Lig'e kadar yükselme şeyi olur. Avrupa'ya da oynar. Yani Allah vekili güzel gidiyor şu an. Iğdır sporumuz şahlandı, gitti gidiyor. Her zaman da destekliyoruz. Çok güzel sahalarımız yapılıyor. İnşallah şampiyon olup ikinci lige çıkacağız. Pandemiden dolayı kısıtlı olduğu için fazla seyirci giremiyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda her şey güzel olacak. Iğdır spora başarılar diliyoruz. Takımımızı yürekten destekliyoruz. Kendisini birinci ligde, süper ligde görmek istiyoruz. Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Takımımıza bu imkanı sağladı. Güzel transferler yaptı. Şehrimizde tüm insanlarla beraber bu takımımıza destek oluyor. İnşallah takımımızı birinci ligde görerek, yani büyük takımları da şehrimizde ağırlayarak iyi yerlerde olmasını temenni ediyoruz. Iğdır Spor şimdiye kadar böyle bir başarıyı elde edememişti. Cantik Bey'in gelmesiyle hem futbolcular, yöneticilerde de bir gelişme oldu. Büyük bir başarı elde ettiler. En azından Iğdır'ımızın adını duyurdular. Iğdır Spor'u birinci liglerde görmek istiyoruz.
Iğdır'dayız ve Iğdır'ın yerel lezzetlerinin tadına bakmak için çok güzel bir sofranın başındayız. Nesrin Taşkın Su yanımızda. Bu güzel sofrayı o hazırladı bize. Ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Baktığımız sağ zaman burada pek çok yerel lezzeti görüyoruz. Siz hangisinden başlamak istersiniz? Çorbadan yemeye başlanır. Biz çorbadan, de ondan anlatmaya evet, başlayalım. Evet, çorbadan başlayabiliriz. Omacaşı çorbamızın ismi. Elle kesilen erişte ile hazırlanıyor. İçerisinde börülce var. Çok sık yapılır mı evlerde? Çok sık yapılır. Özellikle kış aylarında hasta çorbası olarak da bilinir. Sonra peki köfteye geçecek olursak? Evet. Köftemiz de Iğdır yöresine ait bir köfte. Özellikle manda etinden taşla dövülerek hazırlanır. Taşta tokmakla, tahta tokmakla dövülerek hazırlanır. İçerisinde lepe var. Evet, hemen kuşbaşı dolmamız. Kuşbaşı dolması, evet. Bu evet. Aslında kökeni biraz Azerbaycan'a mı dayanıyor, İran'a mı? Hem Azerbaycan hem İran'da var. Biz de etkilenmişiz. Iğdır'da da çok sıklıkla yapılır yine. Evet. İçerisinde onun da kuşbaşı, özellikle kuzu kuşbaşıdan yapılıyor. İçerisinde Iğdır'a ait baharatlar kullanılıyor, otlar. Lepe var yine. Ve burada görüntüsü çok güzel bir altı pilav, üstü lavaş sanıyorum. Evet, lavaş kızartılıyor. O evet. Kazmaklı pilav. Kazmaklı. Üzerini süslüyoruz. Evet, o pilavın üzerine bu harçtan koyup öyle yiyoruz İkisi genelde. Birlikte evet, yani. Evet, beraber yiyor. Belki de bu bölgenin en çok bilinen yemeği. Aynen, aynen. Şu an bozbaş. Bozbaş. Onu da biz kendimiz evet. servis yapabiliriz herhalde, değil mi? Böyle orijinali böyle servis ediliyor. Bu şekilde pişiriliyor. İncikle pişirilir. İncikle pişiriliyor. Sonra içine mi döküyoruz? Uzun sürede kısık ateşte pişiriliyor. Dökebilirsiniz. Nohut var. Evet. Aslında bunun yeme şekli önce suyuna lavaş doğranıyor. Öyle mi? Sonrasında evet. Sonrasında eti ve nohutları şöyle. Bu şekilde. Gerçekten muhteşem. Tabii bunun içinde kaldığı için de şu an bayağı sıcak. Evet. Ama bununla ilgili de söyleyebiliriz. Yani bu köken olarak, tarihçi olarak nereye dayanıyor? Bozbaş, çünkü Iğdır'la özdeşleşmiş bir yemek. Evet. Olmazsa olmazımız. Peki yapması nasıl? Kolay mı? Nasıl yapılır? Çok zor değil aslında. Nohutlar bir gün önceden ıslatılıyor. İncik, evet. Önemli olan burada etin seçimi. Evet. İncik olmalı mutlaka. Uzun sürede kısık ateşte pişirilmeli. Et zaten maşafalarda pişiyor. Maşafada pişiyor. Evet. Serviste maşafalardan tabağa dökülerek işte. Lavaşla. Biz tabağa döktük yeniyor. Ve görüyoruz evet. ki et zaten kendiliğinden ayrılıyor. Evet. Kemikten. Evet. Bu kadar iyi pişmiş durumda. Özellikle ben bozbaşın tadını da merak ediyorum. Artık dayanamayacağım. Evet. Biraz da yiyeceğim yani. Buyurun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Iğdır Spor Teknik Direktörü Bayram Toysan'la birlikteyiz. Hocam öncelikle tabii Iğdır bu sene yaptığı yatırımlarla çok dikkat çekiyor. Sizin buraya gelmeniz, ardından bazı daha üst liglerde oynamış futbolcuların buraya gelmesi bir anda ilgiyi buraya çekti. Nasıl bir proje hem sizi hem bu kadar oyuncuyu buraya çekmeye ikna etti? Öncelikle samimiyet diyelim. Sayın Başkanımız Can Türk Alagöz. Bu konuda şu ana kadar aşağı yukarı bir 25 yıldan beri futbol camiasının içerisinde samimiyeti o kadar net ifade edebiliyor ki yatırım kendi çapında önemli bir yatırım. Iğdır'a yapılmış müthiş bir yatırım. Ama onun haricinde dışarıdaki sizin de az önce bahsettiğiniz gibi önemli isimleri buraya getirebilmek öyle sadece parayla olacak işler değil. Tabii hedef olarak
yol haritasına bakacak olursak başkanımızın bu konuda kendi iç dünyasında bir hedefi var. O kadar büyük hedefi ki şu an anlatsam belki burada zaman yetmeyebilir. Tesislerimizin hazır olmadığı, stadın hazır olmadığı, kendi şehrimizde çalışmadığımız, sezona böyle başlayan bir Iğdır Spor. Şu anda ligdeki konum olarak da yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz ama tabii her gidiş geliş bizi bu anlamda çok yıpratıyor. Biraz yoruluyoruz. Oyuncularımız psikolojik olarak yıpranıyorlar. Baktığımız zaman aslında bütün futbol seven insanların hayalidir. En alt ligden bir takım alıp en üste kadar çıkarmak. Sanıyorum proje öyle bir proje zaten. Evet, Süper Lig'e hedefleniyor burada. O zaman şunu sorayım. Öncelikle bunu yapmak için bir sistemin olması gerekiyor değil mi burada? Kesinlikle. Başkanımız o kadar inanıyor ki. Yani o sistemi çok kısa süre içerisinde kuracağını çok emin yani. O kadar net tavırları var ki. Çoğu zaman konuşuyoruz. Oyuncu transferleri, hedef, işte beklenti. Skorlara hiç takılmıyor açık söyleyeyim. Bu kadar hedefi büyük olan bir insanın Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tavırla bize yaklaşması. Her maçtan sonra futbolun gerek psikolojik olarak gerek adalet duygusuyla alakalı sürekli açıklamaları öyle. Hiçbir zaman için gelip bir sistem etmedi. Hiçbir zaman için oyuncuları bizi bu anlamda eleştirmedi. Bize ümit veriyor, bize güç veriyor. Bu gücü hissediyoruz. Ona göre çalışıyoruz zaten. Bizim programın adına da biraz ithafen bir futbol şehri midir Iğdır? Uzun süre sonra profesyonel liglerde mücadele etmeye başladı Iğdır Spor. Bundan sonraki süreci altyapısını daha doğru bir zemin üzerine koyup hem taraftarlarımızla beraber bir futbol kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz bu kültürü oluşturmak için. Burada küfür yok, burada eleştiri yok, burada hiçbir zaman için taşkınlık yok. Burada sadece bir proje var. O projenin birer ayağı olmak için buradayız. İnşallah bu görevi hep beraber futbol kültürünü de bu şehire getirerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Iğdır Spor'da Muhammed Reis'le birlikteyiz. Aslında o Anadolu'nun pek çok kulübünde forma giydi. Hatta üst lige takım çıkarma uzmanı olarak da biliniyor. Onun için en tecrübelilerden biri. Öncelikle şunu soracağım Muhammed sana. Iğdır için bir futbol şehridir diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çünkü biz burayla anlaşmadan önce başkanımız Can Türkbey ile konuştuğumuzda sadece futbolla alakalı değil, diğer bütün spor branşlarıyla ilgili bayağı bir yatırım yapıyor. O yüzden bir spor şehri diyebiliriz. Zaten taraftardan da görüyoruz. Maçlara ilgi nasıl? Biz malum stadımız bitmediği için biraz Ankara'da, dışarılarda maçlarımızı oynadık. Ama bittikten sonra geldiğimizde taraftarımızla tanıştık. Onların isimlerini çok duyuyorduk. Ova Beyleri diye. Burada oynadığımız iki karşılaşmada ve Ankara'da oynadığımız maçlarda bizi gerçekten çok iyi destekliyorlar. Ama tabii ki Iğdır'daki maçlarda daha farklı oluyor. Ve şimdi de Batuhan Karadeniz'le birlikteyiz. Öncelikle tabii Batuhan'a şunu soracağım. Iğdır, görüyoruz taraftarları. Evet. Çok büyük ilgi var size futbola. Bir futbol şehridir diyebilir miyiz Iğdır için? Iğdır'a kesinlikle bir futbol şehridir diyebiliriz. Gittiğimiz deplasmanlarda olsun işte kilometreler fark etmeden hep bizimle beraberler. Bugün de buradaki tesisimizle antrenman sahamız hazır olmadığı için biz de sizin gibi gidip geliyoruz. Ama bence tam anlamıyla bir futbol şehri ve daha da iyi bir futbol şehri olacak. Peki sen tabii çok üst seviyelerde de oynadın. Şimdi 3. ligde bir takımdasın. Herkes aslında şunu merak ediyor. Batuhan Karadeniz'i buraya gelmeye ne ikna etti? Beni proje ikna etti. Tabii öncelikle başkanımız Can Türk Alagöz başta olmak üzere. Başkanımızla ben 5 dakika falan bir telefon görüşmesi yaptım. Onun dışında başka yerden transfer tekliflerim vardı. Lig olarak daha iyi yerlerdi. Evet. Ama ben burayı tercih ettim. Çünkü başkanımızla görüştüğümüzde gerçekten yani bu projenin bir
parçası olmak çok istedim. O da sağ olsun kabul etti. Beraber şimdi. Çok da mutluyum. Yani. Proje nereye kadar gider? Süper Lig'e kadar gider mi sence? Vallahi proje Süper Lig'e kadar gider. Oradan nereye gider bilmiyorum yani. İnanılır gibi değil çünkü başkanımız gerçekten sadece futbol için değil, evet, spor adına çok büyük işler yapıyor. Zaten siz de medyada olduğunuz için size daha yakından takip edebiliyorsunuz. Peki bir gün olur mu sence Iğdır Spor Süper Lig'de? Olur, gider. Mutlaka olur. Mutlaka olur. Yani eğer bizim başkan varsa kesinlikle olur. Son olarak şunu soracağım sana. Iğdır'da büyük bir destek var diyor size. Şehre gittiğinizde de mutlaka aynı desteği görüyorsunuz. Buraya gelip gittiğinizde de. Taraftarlara buradan bir mesaj vermek ister misin? Ya taraftarlarımızı biz çok seviyoruz. Çok beraber olamadık ama geçen ilk maçımızı burada oynadık. Yani çok ligin neredeyse ilk yarısı bitiyor ama ilk defa kendi şehrimizde, kendi stadımızda oynadık. Taraftarlarımıza bir mesajım var. Çok peşimizden geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Onlar da sonuna kadar sabırla bizi desteklesin istiyorum ben. Alagöz Holding Iğdır Spor tesislerinin ve stadının yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. Şu an stadyumdayız. Hemen arkamda gördüğünüz tribünün inşaatı hızla ilerliyor. Bu yıl ligin ikinci yarısındaki maçlarını bu tribünün bitmesiyle oynamayı planlıyor Iğdır Spor. 2000 kişilik bir tribün yapılıyor buraya ve bittiği zaman da ligin ikinci yarısına hizmete girecek. Aynı zamanda şehrin içerisinde de pek çok tesis yapılıyor. Sosyal tesisler ve diğer tesislerin yapımı da yine bu yıl içerisinde, 2022 içerisinde bitmesi planlanıyor. Aslında topladığımız zaman büyük bir proje var Iğdır'da futbol adına. İçin bir yaşam felsefesi, hayat kültürü. Iğdır Spor'u çok seviyoruz. Iğdır Spor'la uyuyoruz, Iğdır Spor'la uyanıyoruz. Geçen sezon bölgesel amatörlükte şampiyon olarak 16 yıllık profesyonellik hasretimize son vererek 3. lige yükseldik. Lige de iyi başladık diyebilirim. 3. sıradayız, gayet de iyi gidiyoruz. Tabii yeni çıkan bir takımız, gözde bir takımız, nazara geliyoruz. Rakiplerimiz bize karşı ekstra motivasyonla sahaya çıkıyor. Biraz iyi transferlerimizden dolayı, sükseli transferlerimizden dolayı. Ama buna rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen ben bu sezonda ipi göğüsleyeceğimizi, 2. lige çıkacağımızı, sonrasında da Süper Lig'e kadar gideceğimizi düşünüyorum. Şehrimiz futbolu çok seviyor. Eğer burada bir müsabakaya kalırsanız görürsünüz 500 kişilik tribüne 2000 kişi geliyor, 2000 kişi de dışarıda kalıyor. Bir çok olumsuzluğa rağmen de takıma heves, takıma sevgi, takıma istek halinde üst düzeyde devam ediyor. Takımımız çok birçok olumsuzluklara rağmen bu seviyeye geldi. Kulüp başkanımız Cantürk Alagöz'e çok teşekkür ederiz. Takımımızı bir karnaval gibi Iğdır'a ilk getirdiği gibi bu saatten sonra da inşallah sonuna kadar destekleyeceğiz. Var gücümüzle Iğdır sporumuza ilerleyen süreçlerde şampiyonluklar nasip olur. Yöremiz de marka olmaya gayret eder inşallah Iğdır sporumuz. Futbol Iğdır'da bütünleştirici bir güçtür. Iğdır demek başarı demek, hırs demek. Biz Iğdırların isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bütün Iğdır halkını tribünlerde destek görmeye davet ediyoruz. Rabbimin izniyle de Süper Lig'e kadar yürüyüp Beyin Sport ailesi de bizim çekimlerimizi yapacaktır. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Biz bu takımı tel örgülerinin arkasından destekleyerek buralara getirdik. Daha önceden bizim bir stadımız bile yoktu. Hani başka şehirlerde liselilerin futbol oynadığı semt sahalarından buralara geldik. Şimdi yeni yeni bir oluşum içerisindeyiz takım olarak. Tribün olarak da gözde bir tribünüz. Birliğimiz, beraberliğimiz her zaman üst seviyede.
Başarı olur, başarısızlıklar olur. Takımımızın her zaman yanındayız. İlk bu serüvene başladığımızda Ova Beyleri olarak biz lisedeydik. Ter örgülerin arkasında biz destekleyerek getirdik bu takımı. Erzincanlar, Ankaralar, Karadeniz deplasmanları çok cefalar çektik. Asla inancımız yoktu profesyonel ligi ama biz hep destekledik. Çünkü bizler tribüncüyüz, bizler skor endeksli insanlar değiliz. Iğdır Spor bugün profesyonel ligde, yarın amatör lige düşse yine orada oluruz. Birinci ligde yine orada oluruz, Şampiyonlar Ligi'nde yine orada oluruz. Başkanımız Can Türk Alagöz'e teşekkür ederiz. Bir şehre tekrardan bir şeylerin olabileceğine inandırdı. Abilerimin de dediği gibi Iğdır etnik yapı olarak zengin bir şehir. Iğdır'da futbol birleştirici bir güç. Iğdır'da futbol dışında hiçbir şekilde bu insanları bir araya getiremezsiniz. Futbolun gücünün farkındayız, başkanımız farkında. İnşallah Iğdır sporumuz daha yerlere gelene kadar, Rabbim bizden bu canı alana kadar Iğdır sporun arkasındayız. Teşekkür ederiz. Burası Türkiye'nin en küçük şehirlerinden bir tanesi. Fakat hiçbir zaman küçüklük, umutlarımızın da küçük olacağı anlamına gelmiyor. Küçük şehirde büyük umutlar parolasıyla biz bir yola çıktık. Başkanımızın, yönetimimizin ve taraftar kardeşlerimizin de desteğiyle bu takım daha iyi bir yerlere daha mutlaka gelecektir. İnanıyorum ki bir gün yine Beansports ekranlarında da buluşacağız. Oradan da kendimizi göstereceğiz. Kendimizi taraftar olarak, takım olarak ve yönetim olarak Türkiye'ye duyuracağız. Küçük bir şehirdeyiz fakat bu dediğim gibi demek değildir ki bizim umudumuz hiçbir zaman küçük değil. Şehrimizin küçük olduğu kadar umudumuz aksine büyük. Bak işte, taraftarı her zamanki yerinde, yürekte, kalpte, bu alemde kral bizsiz, bak işte. Futbolun şehirlerinde bu hafta Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı Iğdır'daydık. Serhat şehri Iğdır'ı 2 gün gezdik, tozduk, dolaştık ve sizlere tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda Iğdır Spor'un hedeflerini öğrendik ve bundan sonra neler yapabileceklerini anladık. Programımızın sonunda çok güzel bir gösteriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Iğdır Baydar Dans Grubu bizlere muhteşem bir gösteri sunuyor. Dedik ya, burası Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı ve İşte bu muhteşem gösteriyle futbolun şiirleri bu hafta sona eriyor. Önümüzdeki hafta bir başka yerde tekrar sizle birlikte olacağı dek hoşça kalın.